Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Yıldız Sarayı'nı geziyoruz. Aslında Topkapı serisini yapıyordum fakat araya bir parantez açarak Yıldız Sarayı'nı eklemek istedim gitmişken. Giriş 1 Eylül'e kadar ücretsizdi. Biz de bundan yararlandık. Denetimden geçtikten sonra içeriden de bilet alıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Yıldız Camii de hemen yanında. Yıldız Camii'ni biz açılmadan gezmiştik arkadaşlar saray. Onun bu videoya eklemeyeceğim. Onu ayrı bir video yapacağım. Onu da kesinlikle görmelisiniz. Çok şahane camilerden biri. Yıldız Sarayı gezisi aslında çok uzun sürmüyor. Çünkü çoğu bölümü kapalı ne kadar büyük bir saray olsa da. Mesela bu gördüğünüz sarı yapı kapalıydı arkadaşlar. Şimdi biz Yıldız Sarayı'nın tarihinden başlayalım. İlk kez Sultan 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan için yaptırılmış. Özellikle Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'nin ana sarayı olarak kullanılmış bir saraydır. Beşiktaş'ta bulunmakta. Dolmabahçe Sarayı gibi tek bir yapı halinde değil, Marmara Denizi sahilinden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Burada da gördüğünüz yapı arkadaşlar Büyük Mabeyn. Büyük Mabeyn'de fotoğraf çekimi serbestti, onu söyleyeyim. İlk defa bir saray bünyesinde fotoğraf çekiminin serbest olduğunu gördüm. Yine bazı bölümlerde yasaktı ama bu bölümde serbest. Bu yapı Sultan Abdülaziz tarafından 1865 tarihinde bir dinlenme mekanı olarak inşa edilmiştir. Yabancı devlet adamlarının padişah tarafından kabul edildiği, diplomatik ziyaretlerin verildiği Büyük Mabeyn, Yıldız Sarayı'nda devletin padişah şahsında en üst düzeyde temsil edildiği makamdır. Odaları, salonları ve koridorları devleti temsil özelliğine yaraşır bir dekorasyona sahiptir. Geçmişteki misyonuna uygun düşünce ve tefriş özelliğiyle saray müze bütünlüğüne hizmet vermektedir. İçerisine girdiğimizde sarı tonlarının ağırlıklı olduğu çok güzel bir yapı bizi karşılıyor. Burada gördüğünüz merdivenler kristal merdivenler. Saltanat katına çıkan kristal trabzanlı çift kollu merdivenli sofa, Büyük Mabeyn'e Dolmabahçe Sarayı'ndakinin benzerini çağrıştıran bir ihtişam katar. Padişahın ve onun huzuruna ulaşmak için devlet erkanının kullanımına mahsustur. Bu merdivenler aynı zamanda sarayın hizmet katını devlet katına bağlayan protokol merdivenleridir. Duvarlarını meşhur ressamların tabloları süslemektedir. Ama arkadaşlar üst kata çıkış yok bu arada, onu da söyleyeyim. Okuduğum bir bilgiye göre de arkadaşlar Sultan 2. Abdülhamit yukarıdan aşağı inerken tesbihini kristal merdivenlere 3 kere vururmuş. Ki aşağıdaki insanlar nizama girsin diye. Bu da bence çok büyük bir incelik. Arkadaşlar bu ortada gördüğünüz maçta orijinal bu arada. Şöyle ki üstünde de yıldız motifleri var. Aynı şekilde tavanda da yıldız motifleri var gördüğünüz gibi. Zaten sarayda da gezerken bolca yıldız motifiyle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Tavan süslemeleri yine ampir ve rokoko örneğini taşıyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisini çokça görüyoruz. Devlet adamları yani önemli devlet büyükleri geldiği zaman arkadaşlar alt katta dinlendiriliyordu. Bu alt kat bekleme görevi görüyordu. Bu gördüğünüz oda da vükela yani vekiller odası. Dediğim gibi tavanlarda ve masalarda yıldız işlemesi bolca var. Her Osmanlı sarayında olduğu gibi bu sarayda da bizi büyük avizeler, büyük camlar, büyük kapılar ve büyük aynalar karşılıyor. Baban nerede? Anne. Demin Mabeyinci odasını gördük. Mabeyinci Osmanlı döneminde padişahın dışarıyla olan ilişkilerine bakan, onun buyruklarını ilgililere bildiren ve kimi kişilerin dileklerini de padişaha ileten görevli. Bir de gördüğünüz gibi arkadaşlar havuzlu salon var. Havuzlu salon da çok önemli. Havuzlu salonun önemi su sesinden geliyor. Su sesi hem burada herhangi bir şey konuşulduğunda konuşan kişileri ortamı sakinleştirilsin diye önemli. Hem de dışarıya konuşulan şeylerin çıkmaması açısından ses engelleyici, ses izolasyonu açısından çok önemli. Tavallara baksana,
Mabeyin bölümü bu kadardı arkadaşlar. Çok da fazla bilgi bulamadım aslında hakkında. Bu yüzden böyle özet fotoğrafları koyup geçiyorum. Burada Yıldız Sarayı'nı tek bir videoda yapacağım. Çıkışta da bizi bu şekilde merdivenler karşılıyor. Buradan inip Çit Kasrı'na gidiyoruz arkadaşlar. Çit Kasrı şu an Sultan II. Abdülhamit Müzesi olarak kullanılıyor. Ben hemen bahsedeyim. Çit Kasrı Sultan II. Abdülhamid'in sefilleri ve yabancı diplomatları kabul ettiği arz odası işlevli mekanıdır. Bu fonksiyonuna uygun olarak bütün duvarları koyu kırmızı renkli atlas kumaş üzerine işlenmiş beyaz yıldızlarla kaplıdır. Adını bu kumaş kaplamadan alan köşk ince uzun, kagir, dikdörtgen planlı iç içe yapılan odalardan ve bu odaların sonunda ulaşılan kabul salonundan oluşmaktadır. Alt kat girişinden kabul salonuna kadar geçilen her odada mimari itina ve ihtişam giderek artmaktadır. Yapının koltuk kapısından, büyük mabeyin köşkü bahçesinden ve harem tarafından olmak üzere 3 noktadan girişi vardır. Tarihin akışı içerisinde resmi kabullere ve önemli toplantıları tanıklık eden Çit Kasrı farklı mobilyaları ve orijinal toplantı masası ile çevresinde Sultan II. Abdülhamid'in kendi tasarımı olan sandalyeleri barındırmaktadır. Sultan Abdülhamid'in Rus ve Yunan harplerini saraydan çıkmadan yönettiği bir karargah özelliğini de taşımaktadır. Bu tarihsel işlevlerden ve sultanın şahsiyetini devlet yönetimi yaklaşımını yansıtması düşüncesinden hareketle Çit Kasrı Sultan II. Abdülhamit temeli müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. Arkadaşlar bu Sultan II. Abdülhamit Müzesi'nde fotoğraf çekimi yasak ve açıkçası biraz da boğucu ve kötü kokan bir yapısı vardı. Arkadaşlar bu yapıda Limonluk Kasrı Hümayun olarak geçiyor. Minik bir botanik bahçe sera gibi düşünebilirsiniz. Bu yapı içinden çıktığımız Çit Kasrı ile bitişik durumda. 19. yüzyılda arkadaşlar limonluklar moda olmaya başlamıştı. Ve içlerinde egzotik bitkiler yetiştirmekle beraber sahip olduğu kalorifer sistemi ve güneş ışıklarında olduğu gibi içeriye aktarması sayesinde kış bahçesi olarak kullanılmaya başlanıyor. Bu limonluklar cam bölmelerden oluşan demir konstrüksiyonlu yapılardı. Bu sayede hem ısıdan daha fazla fayda sağlanılıyor hem de dışarıdan bakanlar için hoş estetik bir görüntü oluşturmuş oluyordu. Limonluklar genelde hanedan üyelerince soğuk kış günlerinde kahvelerini yudumlayacağı ya da afiyet içinde yemeğini yiyeceği alanlar olarak değerlendirilmiştir. Ancak botaniğe olan ilgisiyle bilinen Sultan II. Abdülhamit dönemi de Yıldız Has Bahçe'deki bazı limonlukları bitki hastanesi olarak da kullanmıştır. Şimdi de arkadaşlar Limonluk Kasrı'ndan direkt başka bir yapıya geçiyoruz. Burada Limonluk Kasrı'na bağlanan ve o yapıya gitmemizi sağlayan ana bahçeden bir kapı mevcut. Şimdi arkadaşlar bu yapıya geldiğimizde yapıdan bahsedeceğim. Karşıda bir oda var. Orası Abdülhamid'in hal edildiği oda. Bu yapı arkadaşlar Küçük Mabeyin. Küçük Mabeyin'i Abdülhamit kullandığı gibi 1909'da Abdülhamit tahttan indirildikten sonra Mehmet Reşat ve Vahdettin de kullanmıştır. Burada da fotoğraf çekimi yasaktı. Bu arada söyleyeyim, gittiğinizde merdivenlerden çıkarken merdivenlerde de yıldız motifleri göreceksiniz. Ayrıca merdiven trabzanlarının 3 boyutlu gül ve papatyalarla döşeli olduğunu göreceksiniz. Okuduğum bir bilgiye göre ise Vahdettin'in Atatürk'e Samsun'a çıkma emrini verdiği yerde Küçük Mabeyin. Küçük Mabeyin'den çıktığımızda arkada bizi çok güzel büyük bir bahçe bekliyor arkadaşlar. Bu bahçe Yıldız Sarayı'nın has bahçesi olarak geçiyor. Sarayın ihtişamı, mimari tasarımın yanı sıra birbirinden özgün ve özenle yetiştirilen ağaçları, bitkileri, gülleri, havuzları ve çeşmelerinden oluşan bahçeleriyle bir bütünlük arz ediyor. Devletin ihtişamının sergilendiği bu bahçelere has bahçe adı verilirdi. Yıldız Sarayı'nda kuzeyden güneye doğru 350 metre uzunluğunda ve 80 metre eninde oval biçimli has bahçe düzenlenirken buraya nadir ağaçlar, türlü hayvanlar, çeşitli kuşlar getirilmiş
Bunlara mahsus zarif kafesler ve kuşhaneler yaptırılmıştır. Ağaçların ve hayvanların yanı sıra Sultan 3. Selim Çeşmesi, Namazgah, Havuz Kameriye Köşkü, Ada Köşkü, Cihannuma Kasrı ve köprülerden oluşan farklı mimari eserler de Hasbahçe'yi zenginleştirmektedir. Yüzlerce egzotik ağaç, bitki ve çiçekleriyle gözleri okşayan bahçenin içinde yapay kaskatlardan dökülen pırıl pırıl suların boğaz yönüne doğru bir ırmak gibi kıvrımlar yaparak dolaştığı 12 metre genişliğinde bir havuz yer almakta. Tamamen elle kazılarak elde edilen ırmak havuz, küçük mabeyin köşkünün önünde yapay grottoyu geçerek biraz genişleyip daraldıktan sonra Sultan 3. Selim Çeşmesi ile Kameriye Köşkü'nün bulunduğu yerde iki kola ayrılarak bir ada oluşturur. Adeta büyük bir ırmak gibi görünen bu havuzun içinde sandallar, renkli balıklar, kuğular, kazlar ve ördekler yüzüyordu. Yıldız Sarayı'nın has bahçesi taşıdığı tarihi ve kültürel değerinin yanı sıra Osmanlı saray bahçeciliğinin son örneği olması bakımından da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Burada da hoş bir yapı vardı arkadaşlar, fakat ilerisi kapalı, bahçenin ilerisi, altına kafe yapmışlar. Böyle güzel gözüktüğü için çekmek istedim. Burası da arkadaşlar Cihannuma Kasrı, dediğim gibi bahçenin içinde yer almakta ama içine giriş yok, sadece dışarıdan görebiliyoruz. Osmanlı devrinde Boğaz ve Haliç kıyıları birbirinden zarif yalılar ve bahçelerle örülü, bütün yabancı ziyaretçilerin dünyanın en güzel çizgisi olarak bahsettikleri bir köşe olmuştu. Beşiktaş tepelerinde heybetli ağaçların meydana getirdiği parkın üstünde yer alan ve Yıldız Sarayı yapılar topluluğunun bir parçası olan Cihannuma Kasrı sarayın en manzaralı özel köşküdür. Yıldız Parkı'nı çevreleyen duvarların üzerinden adeta küçük bir şato gibi yükselen bu köşk, değişik bir yapı tarzı olan çok hoş ve sevimli bir yapıdır. 3 katlı köşkün boğaza, İstanbul ve Marmara'ya çok hakim bir görüş açısı vardır. Sultan II. Abdülhamit hususi dinlenme köşesi olarak yaptırdığı bu köşkün üst katında Zeiss markalı durmakta. Padişah ve haremine mensup kadınlar sık sık bu köşke gelip bu dürbünle Boğaz'ı, Marmara'yı ve Üsküdar sahillerini seyrederlerdi. Arkadaşlar bu sırada arkada sarı yapıyı görüyorsunuz. Biraz açtı Cihannuma konusu arkadaşlar, bilgiler uzun olduğu için. Bu gördüğünüz yapı silahhane. Diğer bir adı da Kütüphane-i Hümayun. Adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar burası kütüphane. İçi çok güzeldi, çekim serbestti, bu yüzden çektim arkadaşlar, göreceğiz. Ben anlatmaya başlayayım. Sultan II. Abdülhamit tarafından ilk önce sarayda hizmet eden kişiler için yemekhane olarak inşa edilmiştir bu yapı. Sarayda daha önceden mevcut bulunan silahhanenin buraya taşınmasından sonra da bu adla anılmaya başlanıyor. Yıldız Arşivi ile Yıldız Sarayı'nın adı Sultan II. Abdülhamit ile anılmış ve adeta bu dönemin simgesi haline gelmiştir. Sultan 33 yıllık bir zaman diliminde biriken el yazması ve basılı kitap, harita ve fotoğraflardan oluşan çok zengin bir kütüphane, koleksiyonlar ve arşiv kurdurdu. Ayrıca ülke tanıtımına da çok önem veren padişah, başta İstanbul olmak üzere imparatorluğun muhtelif şehirlerinin önemli fotoğraflarını da ihtiva eden çok değerli bir albümler koleksiyonu hazırlatmıştı. Sultan II. Abdülhamid'in 31 Mart vakası ile 27 Nisan 1909'da tahttan uzaklaştırılmasından sonra Yıldız Sarayı ile birlikte kütüphanede tasfiye edilmiştir. Kutular içinde ve tomarlar halinde albümler, eşsiz el yazmaları, hat levhaları ve çeşitli antika eserleri Maarif Nezaretine 14 Mart 1910 teslim edilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise Millet Meclisi'nin çıkardığı kanun ile Darül Füyun'un, yani İstanbul Üniversitesi'nin genel kitaplığına devrediliyor. 27 Nisan 2022 tarihinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'yla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan 867.262 sayılı protokol ile İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulunan kutular içinde ve tomarlar halindeki albümler, mücevher değerindeki el yazmaları, hat levhaları ve çeşitli antika eserlerden oluşan Kütüphane-i Hümayun orijinal ahşap kitap dolapları ile birlikte teslim alınmış ve bünyesinde kurulmuştur. Arkadaşlar bu arada dediğimiz gibi dolaplar orijinal. Bir de orada güvenliğe bir kişi sormuştu, hani içindeki el yazmaları ya da işte bilgilere nereden ulaşabiliriz? Bunları PDF halinde internetten bulabileceğimizi söylediler. Bu da aklınızda bulunsun. Evet.
Mehmet Eren, videoyu al şöyle başlama. Bu arada gezinin son rotası burasıydı arkadaşlar. Bundan sonra yine ön bahçeye geri dönüyorsunuz. Yıldız Sarayı'na giriş 1 Eylül'e kadar ücretsizdi ama bundan sonra büyük ihtimal müze karta bağlayacaklardır. Daha açılmaya çok fazla yeri var. Onlar da ilerleyen yıllarda açılır diye düşünüyorum. Ulaşımına gelecekseniz benim size tavsiyem Zincirlikuyu'da inip Beşiktaş otobüslerine binerseniz Barbaros Caddesi ya da Yıldız Teknik Üniversitesi'nin orada inerseniz çok rahat bulursunuz. Zaten çok uzun bir kuyruk var. Sabah saatlerinde gittiğinizde çok fazla kuyruk olmuyor ama öğlene doğru çok yoğun bir kuyruk vardı bizim gittiğimizde. Kendi şahsi aracınızla gelecekseniz de şunu söyleyeyim, bir sabah saatinde gitmemize rağmen otoparkı full doluydu. Giriş almıyorlardı. Bunun dışında güzel bir rota oluşturabilirsiniz. Yıldız Camii, Yıldız Sarayı ve Yıldız Parkı şeklinde. Zaten üçü yan yana. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sonra da bu şekilde özet fotoğrafları koydum. Bu arada tuvalet imkanı da var. Hem Yıldız Sarayı'nda hem de Yıldız Camii'nde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince bilgilendirmeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.